Herkese merhabalar. Ben Damla. En son şu oturduğum yerde kötü yorumları cevaplıyorum videosu çekmiştim. Bugün de aslında ona benzer iyi kötü eleştirilerinizi okuyacağım bir video çekiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsun derseniz, çünkü birçok kişi de bunları paylaşmadan da paylaştıkça daha da artar, daha fazla eleştiri ve yorum almaya başlarsın dedi. Ama bendeki de böyle bir huy, bunlara böyle tepkisiz kalamıyorum. Yani bunları cevaplamadan duramıyorum. Özellikle eğer yanlışsa, yanlış biliniyorsa bunun doğrusunu benden duysunlar istiyorum. Yani aslında evet böyle. Bir de bende şey de yok, hani eleştirilere ve yorumlara hiç takmamak. Ya böyle bir şeyim yok gerçekten. Dolanım mı derler. Asla böyle bir şey yapamıyorum. Evet tabii yorumuna göre değişiyor ama yorumlar ve eleştiriler benim için genelde önemli oluyor. İyi de olsa kötü de olsa önemli oluyor. O yüzden şimdi sizle beraber sizin eleştirilerinizi okuyup birazcık cevaplayacağız. Ekran görüntüleri aldım. Çok var aslında. Çok da iyi yorum var. Yani iyi eleştiri var. Bu çok hoşuma gitti zaten. Mesela bir sayfada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayfada 8 tane yanıt var. Bunlardan bir tanesi olumsuz sayılabilecek bir eleştiri. Diğerleri mesela çok iyi. O yüzden iyi eleştiri ve yorumlar için hakikaten çok teşekkür ederim. Şimdi başlıyorum. Bu arada çok komik şeyler de var. Mesela buna çok gülmüştüm ilk gördüğümde. Vallahi eleştiri falan filan yok tatlım. Gayet güzelsin. Ha azıcık kilom var filan. Ama o bende de olan bir şey. Bu çok iyi değil mi? Aslında hemen hemen her sayfada bir tane gördüğüm bir eleştiriyi cevaplıyorum şu anda. Biri demiş ki son zamanlarda çok az video atmaya başladın. Neden? Bunun nedeni tamamen aynı şeyleri çekip çekip sizin önünüze sunmak istemediğimmiş oluyor aslında. Yani günlük vlogla çekebilirim, bir makyaj videosu çekebilirim ama yeni bir şeyler üretemediğim için şu sıralar diyorum ki atmayayım. Yani kötü bir şeyler atmayayım ya da hani çok içime sinmeyecek bir şeyler atmayayım diyorum. Bunu eminim ki yani yakında toparlayacaktırım, toparlayacağımdır. Haklı bir eleştiri bu. Çok da gelmiş bu tarz eleştiriler. Dediğim gibi toparlayacağız. Damla herkes yurt dışı vlogu çekerken sen neden çekmiyorsun? Aslında bir soru sormuş ama içinde biraz da hani bir eleştiri de var. Ben bunu hissedebiliyorum. Ben de çok istiyorum bunu. İlk Türkiye içi başlayıp yurt dışına uzanabiliriz. Belki bilmiyorum. Ama bu aklımda değişik, bu da değişik bir içerik değil. Ama en azından kanala daha farklı içerikler gelmesi adına bu benim de planım dahilinde. Demiş ki klasik makyaj videolarından ve vloglardan çıkıp biraz içerik üretmeye çalışabilirsin. Bu da aslında anlayışla karşıladığım bir eleştiri. Çünkü son zamanlarda ya makyaj atıyorum ya vlog atıyorum. Ama şöyle bir 2-3 hatta ne bileyim. Ya aslında şu 1,5 seneye komple bakarsanız hemen hemen her şeyi çektim ben kanalıma. Yani taşınma serileri yaptım, taşınma vlogları yaptım, ev temizleme, oda düzenleme, işte mutfak alışverişi ki bunlar çok sevilen içeriklerdi hep. Aslında çekmediğim çok sınırlı konu kalmıştır. Çünkü ben bu çektiklerin hepsi herkese uyar diye düşünüp de sizinle paylaşmıştım. Bunları çektiğim için tekrar da sizin önünüze sunamıyorum. Aynı şeyler tekrar dönüp dolaşıp kanalda olmasın diye. Ama en nihayetinde makyaj ve vlog kanalı olduğumu düşünüyorum kendimin. Hani sadece market alışverişi de değil, taşınma servisi de değil ya da ne bileyim ev temizleme de değil. Her şeye hitap edebileceğimi düşünüyorum. Çok da bunların dışında bir içerik üretemem mantıken. Bulamıyorum'u geçtim. Çok da farklı şeyler yapamam. Bu şekilde devam edeceğiz gibime geliyor. Ya bir anda kalkıp çünkü bambaşka bir kanal konsepti olamam diye düşünüyorum. Zaman ilerledikçe yani kitlen arttıkça değiştiğini düşünüyor musun? O da oradan bağırıyor. Kitlem arttıkça değişti mi ben düşünmüyorum, siz düşünüyorsunuz. Yani mesela bir DM'e cevap veremiyorum diyor diyelim. Anında Allah sen değiştin, sen eskiden böyle değildin falan oluyor. Ama ben değiştiğimi düşünmüyorum yani. Bak mesela biri de demiş ki gerçekten tüm YouTuber'lar değişirken sen aynı kaldın, tebrik ediyorum, seviliyorsun demiş yani. Aşkım kızma ama ne yaparsan yap sanki zap zayıf olamazsın gibime geliyor ama inşallah olursun demiş. Bence de olamam. Yani buna katılıyorum. Bizim bütün ailenin genetiğinde böyle bir şey yok. Yani çok zayıf hiç kimse yok. Olsam eskiden mesela şeydim. 60 kiloydum, 58'e düşmeye çalışıyordum. O civarlara inerim ama 58'den daha aşağı inebileceğimi zannetmiyorum. Bu çok iyi bir eleştiri. Eskiden Instagram'a videolar koyardın, güzel bir tarzın vardı. Şimdi ev hanımı gibi oldun demiş. 28 yaşındayım, bu bir. Eskiden Instagram'a videolar koyuyordum çünkü o zamanlar YouTube yoktu. Acaba şeyden mi bahsediyor? Teaser koyuyordum, ondan mı bahsediyor? Ev hanımı gibi de olmadım. Sadece insan yaşadığı yeri güzelleştirmek ister. En nihayetinde bütün günümü burada geçiriyorum. Videomu da burada çekiyorum. Burada uyuyorum, kalkıyorum. O yüzden ev düzenleme ya da evi önemseme konusunda ben hep böyle olacağım.
daha taşınmadan, hani başka bir evde bile değilim ama daha taşınmadan şöyle bir ev olsam ne yapardım? Bunun bile planını yapan biriyim sürekli. Hakikaten bir hobi ya bu benim için. En başlarda Uğur'la çok samimiydiniz. Uğur kanal açtıktan sonra iğrenç oldu demiş. Oradaki sıfat iğrenç, yani orada iğrenç kelimesi yazmalı. Bence şey falan diyebilirdin hani. Ne bileyim, saçma oldu, gereksiz oldu falan anlardım ama iğrenç oldu. Ne bileyim, sonuçta benim konsept, az önce de söylediğim gibi benim kanalımın konseptine uygun şeyleri ben kendi kanalıma çekiyorum. Ama böyle eğlenebileceğimiz, güleceğimiz şeyleri de Uğur'un kanalına çekmeyi düşünüyoruz. Bu Uğur'un kanal açmasını bir, ben çok istedim. İki, izleyenler çok istedi. Çünkü onun kendi ortamı, kendi çekebilecekleri ya da ne bileyim tamamen kanal, aklındaki kanal konseptine bakarsanız zaten izlenmesinden de anlayabiliyorsunuz. Geri dönüşlerinden de anlayabiliyorsunuz. O çok başka bir kanal, ben çok başka bir kanalım. Beraber benim kanalıma yapamadığımız şeyleri onun kanalına çekiyoruz. Bilmiyorum ya, neden böyle düşündüğünü bilmiyorum sevgili Nehir. Espri yeteneğine hayranım demiş. 3 defa yazdığı için şu anda gördüm. Çok teşekkür ederim. Mesela bir demiş ki, Dama demiş, bence sen gerçek hayatında videolardakinden farklısındır demiş. Şöyle farklıyım. Daha rahatım, daha böyle argo konuşuyorum. Ama şu hareketi yapmam. Daha böyle argo konuşuyorum. Şu an sizde, sizin gördüğünüzden tek farkı daha rahat ve benim daha çok da diline, tonuna dikkat etmeyen versiyonumu düşünün. Oyum yani ben. Şu sayfalarda herhalde onlarca kez görmüşümdür. Reklamlardan aşırı sıkıldık diye bir sürü eleştiri var. Storylerde sürekli reklam yapıyorsun, cidden sıkıldım. Bunu ama yani dinleyecekseniz gerçekten şey anlatacağım size, ne derler. Bak, telefonu da koyuyorum buraya. Bu konuyu şöyle bir eline boyuna anlatacağım size. Benim şu zamana kadar çalıştığım ya da işte sizin deyiminizde reklamını yaptığım markaları bir gözünüzün önüne getirin. Birincisi, bir tanesi bile benim kullanmadığım bir marka değil. Yani o markaların hepsi benim makyaj dolabımda var ya da gidip alışveriş yaptığım yerler arasında var. Bu konuda aslında çok özenliyim, çok seçiciyim ama tabii bu size öyle yansımıyor. Arka planda neler olduğunu bilmediğiniz için her şeyin reklamını yapıyor gibi düşünüyorsunuz. Ama aslında ben 5-6 markanın, bak gerçekten şu anda aklıma gelenlerle beraber 5-6 markanın düzenli olarak reklamını yapıyorum. Böyle anlatacağım size. Onun dışında arka planda birçok reklam talebi var ama kullanmadığım, bilmediğim marka olduğu için hiçbir zaman sizin önünüze sunmadım. Hiçbir zaman görmediniz böyle bir şey. Trendyol ve Watsons reklamlarından cidden aşırı derecede sıkıldım demiş. 3 tane şeyle aşırı yazmış, bak bu önemli. Ben mesela geçen ay, gayet istatistikleri de elimde yani, 3 tane Trendyol story satmışım geçen ay. 30 gün içerisinde 3 tane. Ama bir tane paylaştığım an bana nasıl bir DM geliyor mesela, biliyor musunuz? Sürekli Trendyol reklamı yapıyorsun. Bu bir algı. Çünkü neden? Herkesin sayfasında Trendyol reklamı görüyorsunuz. Herkesin storylerinde Trendyol görüyorsunuz. Ben attığım zaman ben de sürekli yapıyormuş gibi duruyorum. Neyse, özetle eleştirinizi anlayabiliyorum. Ama siz de bu söylediğimi unutmayın. Herkes yaptığı için gözünüze daha fazla batıyor. Yani bir de mesela Watsons'ı da söyleyeyim. Bu tarz markaların da indirimlerinin haberlerini veriyoruz değil mi? Ya bundan daha güzel ne var ki? İndirime girdiği zaman size arkadaşlar şu ürünler indirim neymiş ya da işte şu gün şu kadar indirim var, online'da şu kadar indirim var diye mesela story paylaşıyoruz. Sizi bu şekilde bilgilendirmek çok normal. Bizler, yani bizler demeyeyim, Instagram'da gördüğünüz, takip ettiğiniz kişiler bu tarz reklamlar yapmaya devam edecektir. Ben de dahilim buna. Kişi sevdiği, kullandığı şeyleri paylaştığı sürece bence hiçbir sıkıntı yok. Yani siz ben de buna inanıyorsanız, güveniyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Evet, devam edelim hemen. Mesela demiş ki, yüzüne botoks yaptırdığından beri çok samimiyetsiz geliyorsun gerçekten. Bu şekilde de çok yorum var. Yani botoksa sadece botoks üzerinden örnek vermiyorlar ama eski samimiyetin yok gibi. Eski samimiyetini kaybettin. Benim anlamadığım ve asla anlamayacağım tek eleştiri bu, biliyor musunuz? Eski samimiyetini kaybetme olayı. Bence olay biraz şununla ilgili. Sevdiğiniz kişi, bak en başta takip ettiğiniz kişi, birazcık paraya bağlayacağım bunu. Ne bileyim, birazcık para kazanıyor ya da ne bileyim taşınıyor ya da kendine kıyafet alıyor ya da botoks yaptırıyor. Neyse artık. Bunları yaptığı an zannediyorsunuz ki artık o kız eski kız değil ya da ne bileyim artık Damla eski Damla değil. Bunları yaptıysa bitmiştir, artık samimi değildir gibi düşünüyorsunuz. Oysa ki yine aynısını söyleyeceğim. Yine burada biraz empati yaparsanız, yani şunu diyebilirsiniz mesela. Para kazanıyorsun, yaptırmak istediğin şeyleri yapıyorsun ya da almak istediğin şeyleri yapıyorsun. Bunları aldı diye de kimsenin aslında samimiyeti kaybolmuyor. Benim fikrim bu. Ve bir şey söyleyeyim, bu benim hep yani YouTube platformunda gördüğüm bir şey. Gerçekten kim para kazanırsa kazansın, ondan bir anda ışık hızıyla
uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bunu birçok örneğinde de gördüm. Biri mesela kendine yeni bir şey alıyor, atıyorum, ya da bir şey yaptırıyor ya da taşınıyor diyelim. Hiç fark etmez. İşte eskiden böyle değildi. Para kazandı, yeni eve çıktı diye bir anda karşınızdaki uzun zamandır izlediğiniz kişiden soğumaya başlıyorsunuz. Bilmiyorum, hiç böyle bir hisse bürünmedim. Yani ben de insanları izlerken hiç aklıma bunlar gelmemişti mesela. Anlamayacağım bir eleştiri şeyi bu. Eleştiri. Bu anlamayacağım bir eleştiri. Samimiyetinden hiçbir zaman ödün vermeden içimizden biri gibisin demiş mesela. Vallahi bu zaten bu tarz yorumlar beni çok mutlu ediyor, bana yetiyor. Az önceki konumuza dönersek de samimiyetin ben parayla ve reklam yapmakla kaybedilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onu kötüye kullanan samimiyetini kaybettirir. O yüzden ben bunları hiç üzerime alınmıyorum nedense. Yaşadığınız hayat açıkçası bana çok boş geliyor. Sürekli evde oturmak, AVM'ye gitmek vesaire. Ya bunu hakikaten yapan anlar. Ben de ilklerde ne yapıyorlar ki ya, sadece video çekiyorlar, fotoğraf çekini büyüklüyorlar diye düşünüyordum. Ama bu böyle değilmiş. O yüzden hani bu sektörün desem, bu sektörün içinde olmayanların bu şekilde yorum yapması da bence çok boş. Asıl bu bana boş geliyor. Bilmediğin bir iş temposu hakkında bu yorumu yapmamalısın. Demiş ki mesela, eleştiri olarak diyebileceğim tek şey, lütfen vloglarının süresini uzat, yetmiyor. Ayrıca Uğur'la sana bayılıyorum demiş. Senin nasıl kötü bir yanın olabilir ki, seni çok seviyorum demiş. Normalde seni çok seviyorum ama bazen de itici geldiğin de olmuyor değil. Bu da çok normal. Ben de bazen kendime çok itici geliyorum hakikaten. Öncelikle seni çok beğeniyorum, sempatik buluyorum ama neden hep aynı pozları veriyorsun? Bu aslında bir soru ama bunu cevaplamak istiyorum. Vallahi kişinin, bak annemin de öyledir, kişinin bazı pozları vardır. Mesela ben, burası sol mu? Sol profilimi severim, sağ profilimi sevmem. O yüzden sağ profilden hep poz veririm. Sağ profilden burnumun daha güzel çıktığını düşünürüm. Sol profilden yüzüm başka bir insan yüzü gibi oluyor. Vücut dersen, vücudumda hepimizin olduğu gibi sevmediği ve fotoğrafta çok öne çıkmasını istemediği yerleri var. Bunlara yönelik poz veriyoruz. Ya zaten bakıyorum da şöyle, mesela yere çömelerek pozlar falan oldu ya, böyle trend pozlar. Bunları yapsam inanın daha zorlama dururdu. Ya ben kendimi nasıl iyi hissediyorsam, nasıl rahat hissediyorsam o pozları vermekten yanayım. Her şeyi çok fazla alıyorsun, hava atmaya çalışıyorsun. Bizim onları alacak paramız yok. Her şeyi çok fazla almıyorum, asla da hava atmaya çalışmıyorum. Ben ne alıyorum ya hava atacak? Bedenine göre giyinmiyorsun Damla. En çok o sinirimi bozuyor. Hayır, çirkin de değilsin demiş. Ya bedenime göre giyiniyorum. Giyinmesem inanın olduğum kilodan daha yüksek. Yani olduğum kilo gözükürdüm. Bence ben olduğum kilodan daha zayıf gösterebiliyorum kendimi. Aa, çok güzel bir eleştiri var. Az takipçiyle sevilirken takipçisi arttığında sebepsiz sevilmeme durumu sana da oldu mu? Oldu. Ve zaten ben bunu birkaç kere daha dile getirmiştim. Mesela biz daha böyle küçük bir ekipken, ekip diyorum size ben, daha küçük bir ekipken hep %99 pozitif yorumlar, Damla şöyle yap, böyle yap, Damla bu konuda çok iyisin, bir de bunu yap. Hani hep daha kibar, ya daha böyle samimiydik iç içe aramızda. Tabii ki de sayı arttıkça seven kitle kadar sevmeyenler de aslında aramıza girdi. Sevmeyip de izleyenlerden bahsediyorum bu arada. Bu durum oldu. Bu durumu yaşamak hiç istemezdim ama oldu. Zaten hiç anlamıyorum sevmeyeni neden takip ettiğini, neden izlediğini. YouTube'daki diğer kişilerle pek yakın değilsin. Bu durum senden mi kaynaklı demiş. Hem bir eleştiri var hem bir soru. O yüzden cevaplayacağım. Herkesle aynı samimiyetteyim. Hiç kimseyle çok çok fazla samimi değilim. Hiç kimseyle de aram bozuk değil. Tabii ki sevmediğim ve beni yan yana görmeyeceğiniz isimler var. Ama işte geri kalan isimlerle hep normal bir samimiyetteyim. Böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. DM'leri okumuyorsun Damla, üzülüyoruz demiş. Ben DM'leri okuyorum. Hatta bilir kendilerini bu söyleyeceklerim. En baştan ben cevap verdiğim kişiler hala mesela bana mesaj atıyor. Onların mesajları da direkt benim DM kutuma düşüyor. Hala çoğuyla konuşuyorum. İstek kutusuna düşenlere ise mesela şöyle yapıyorum. Bir akşam oturuyorum, sırayla böyle cevaplıyorum. Sürekli elim DM kutusunda olmuyor tabii ki de. Ama bu ritüelime hala devam ediyorum. Ben ilklerde şey yapardım. Yorum, mesaj cevaplama günü derdim mesela. Akşam mesajlara cevaplardım. Vallahi denk gelmemiş olabilir ama okuyorum aslında DM'leri. Uğur'la malum videodan sonra samimiyetini sorgulamaya başladın, ne düşünüyorsun? Malum video ne? Malum video ne? Ne? Bilmiyorum ki. Ben de onu bilmiyorum. Keşke yazaymış. Mesela biri demiş ki biraz ironik olacak ama eleştirileri çok fazla kafaya takıyorsun. Daha yazacakmış ama karakter sanmış. Az önce cevapladı mı ben bunu? Cevaplamadım. Ama beni tanıyorsanız zaten, beni uzun zamandır takip ediyorsanız, ben her eleştiri değil, haklı bulduğum eleştirileri kafaya takıyorum.
doğru söylüyor olabilir dediğim eleştirileri kafaya takıyorum. Mesela biri bana daha fazla içerik bul, daha fazla video at dediği zaman bunu kafama takıyorum çünkü aynısını yani düşünüyor oluyorum. Zaten o benim aklımda olan bir şeydir. Başkası söyleyince de tekrar bir dikkate almış oluyorum. O yüzden benim takıldığım eleştiriler sandığınız gibi her eleştiriler değil. Benim de hak verdiğim eleştiriler. Ya bence demiş ki biri mesela bence takipçilerini fazla önemsiyorsun. Ama devamlı kötü bir şeyler yazıyor okumayacağım. Ya bu neden kötü bir şey ya? Ya benim sizin düşüncelerinizi önemsemem neden kötü bir şey? Seni çok severek izliyorum ama bazen biraz ergen kız hallerin var. Hangimizde yok ki? Hangimizde yok? Mesela benim gibi bir tipten prenses tipleri bekler misiniz? Bazen o da var işte. Daha çok fazla bu şekilde yorum ve eleştiri var ama dediğim gibi yani çok ama çok mutlu oluyorum bu oranı görünce. Kötüye de iyiye de hiç sıkıntı yok. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında bu videoda aslında merak ettiğiniz de birçok şey cevaplamış oldum ben ister istemez. İçerik konusudur, reklam konusudur, arkadaşlıklar konusudur falan. Bir sohbet videomuz oldu bu şekilde. Uzun zamanda da böyle bir şey yapmamışım. En son video 7 ay önceymiş. Böyle eleştiri ve yorumları okudum. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Zaten önümüzdeki günlerde bir şeyler, bir planlar var ya bakalım. Bakalım çocuklar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.